Dur! Yapabiliyorsan dur dur. Burası sis oldu. Yolun sonu. Yardım et bakayım. Mark. Çok korkunç. Oh. Ha? Bu sinyal de ne böyle? Ha? Cici, dinliyorum. Bir sorunumuz var. Batı bölgesinden bir imdat çağrısı aldım. Ha? Orada yardıma ihtiyacı olan biri var. Koordinatları yolluyorum. Gidip kontrol edebilir misiniz? Sorun değil. Hemen oraya gideceğiz. Onu duydunuz. Biri ormandan imdat çağrısı göndermiş. Neler olduğunu anlar anlamaz kaçak avcıların peşinden gideceğiz. Tamam. Buralarda olmalı. Ha? Ne olmuş? Ah, çocuklar, çabuk buraya gelin. Uçurumdan aşağı düşmüşler. Heli ile inip durumu kontrol edeceğim. Siz burada bekleyin. Tamam. Tamam. Hazır mısın? Gidelim. Hareket etmiyorlar değil mi? Hayır, acele edelim. Ha? Onlar mı? Biri sarı ve parlaktı. Sanırım bir tür çekiciydi. Ha. Diğeri ise daha güçlüydü, turuncuydu ve kafası kırmızıydı. Aa evet, arkasında yedek lastiği vardı. Poli bekle. Ne oldu? Dikkat et, sanırım kaçak avcılar bunlar. Neden öyle söylüyorsun? Ormanda tanıştığım aracın verdiği tasvire uyuyorlar. Ne? Bir bak, belki bir tür kanat bulabilirsin. Daha fazla tuzak. Biliyordum. Onları bulduk. Gitmelerine izin verme. Ormanda tanıştığım adam çok tehlikeli olduklarını söylemişti. Tehlikeli olsalar bile yine de onları uçurumun diğer tarafına taşımamız gerekiyor. Amber ve Roy'a hazır olmalarını söyle. Tamam. Hazır. Hadi Roy. Tamam. Nasıl görünüyorlar? Uçurumdan aşağı uçmak gerçekten kötü bir şey olmalı ama görünüşleri oldukça iyi. Sanki aksiyona alışkın gibiler. Şimdi ne olacak? Onları ana merkeze götürmeliyiz. Ne bekliyorsunuz? Hadi gösterin bakalım. Tabii. Umarım bize inanırsınız. Biz dağ kurtarma ekibiyiz. Ben Mark. Ben Bachi. Size inanıyorum. Özür dileriz. Emin olmak zorundaydık. Tabii ki. Biz de aynı şeyi yapardık. Siz bizi kurtardınız çocuklar. Evet. Ve farklı bir kurtarma ekibiyle çalışmak her zaman çok havalıdır. Buna sevindik. Peki ormandaki araç kimdi? Ne demek istiyorsun? Ormanda aradığımız kaçak avcıların size benzediğini söyleyen bir araçla tanışmıştım. Sanırım aradığınız kaçak avcı Poacher'dı. Poacher mı? Başından beri onun peşindeydik. Onun yüzünden kaza yaptık. O gerçekten çok kötü. Öyle mi? Köyün etrafında dolaşması fikri hiç hoşuma gitmedi. Haklısın. Gerçekten göz önünde tutmak isteyeceğiniz biridir. Sorun şu ki o tahmin edilemez biri ve önüne geçmek zor. Yanlış anlaşılma için kötü hissetmeyin sakın. Bizi de aptal yerine koymuştur. Batırdım. Yanımdaydı ve sonra kaçmayı başardı. Bu yeniden olmayacak. Bir sonraki sefer ona karşı hazırlıklı olacağım. Sence Şenköy'ü kurtarma ekibiyle çalışmak iyi bir fikir miydi? Daha birkaç saat önce bize inanmıyorlardı. Haklı sebepleri vardı. Onlarla çalışmanın en iyi şey olmadığı konusunda hemfikirim dostum. Bizim yüzümüzden kimsenin incinmesini istemem. Eminim Poacher bu nehir yatağını takip etmiştir. Ha? Bekle.
Bir şey gördüm. Kontrol edeceğim. Poacher buradan geçmiş. Önden gideceğim. Arkamda kal Bucky. Tamam. İzler burada sona eriyor. Baksana. Hey Mark. Hı? Orada. Ha. Mağaranın girişinde bir tür tuzak var. Gördün mü? Bu kesin Poacher'ın işi. Hı. Tamam. Hazır mısın? Evet. Zavallı ufaklık. Endişelenme. Seni buradan kurtaracağız. Poacher, seni yakalayana dek bekle bizi. Ellie, bir şey görüyor musun? Henüz değil. Ha? Orada. Polly, Poacher ormana giriş yaptı. Gözünü ondan ayırma. Hemen geliyoruz. Poacher, hemen dur. Tabii, duruyorum. Şunu alın bakalım. Evet. Dikkat edin çocuklar. Roy, iyi misiniz? Bizi merak etme. Sen Poacher'la ilgilen. Tamam. Haley, benimle kal. Tamam. Dur Poacher. Sinir bozucu böcek. Artık pes et. Dağ kurtarma ekibi de senin peşinde. O iki acemi mi? Onların hakkından geleli çok oldu. Aynı bu şekilde. Polly, dikkat et. Uçurumun sonuna geliyorsun. Sıkı tutun. Yukarı çekeceğim. Artık güvendesin. Polly, iyisin. Evet, Bucky sayesinde. Siz olmasaydınız Polly uçurumdan uçacaktı. Hayatımı kurtardınız. Teşekkür ederim. Önemli değil. Şimdi ne yapacağız? Roy ve Amber iyi değil ve Poacher da kaçtı. Evet, Poacher'ın nerede olduğunu biliyor olabiliriz. Ne? Neden bize söylemediniz? Poacher'ı kendi başımıza yakalayabiliriz diye düşünmüştük. Evet, başınızı derde sokmak istemedik aslında. Görünüşe göre haklıymışım. Haley, her şey yolunda. Pekala, yerini bildiğinize göre artık gidip Poacher'ı yakalayalım. İşte burası. Geri geldiğini sanmıyorum. Nereden biliyorsun peki? Göstereyim. Mağaranın içine bir sensör yerleştirdim. Böylece Poacher gelince haberimiz olacak. Vay, gelişmiş teknoloji. Ha? Poacher geliyor. Herkes hazır olsun. Tamam. Şimdi Polly. Poacher. Kim o? Evet, neredesin? Tam arkandayım. Pes et Poacher. Bırak beni. Uzun zaman oldu Poacher. Masum hayvanlara zarar veriyorsun. Senin bile bu kadar alçalacağını düşünemezdim. Bu zavallı iplerle beni tutabileceğinizi mi zannediyorsunuz? Çocuklar! Mark, Bucky, Polly! Dayanın! Bizi merak etme. Gidip Poacher'ı bul. Beni asla yakalayamazlar. O kadar emin olma. Şansın sona erdi dostum. Ve sabrımızda. Roy, Amber. Harika zamanlama çocuklar. Çekil yolumdan. Hadi. Kiminle uğraştığını bilmiyorsun. Hadi ama. Neden pes etmiyorsun? Zaten bu şekilde fazla uzağa gidemezsin. Öyle mi diyorsun? Hey! Poacher! Yardım edin. Sanırım Poacher kendi tuzağına düştü. Arka tekerlerim sıkıştı. Kurtarın beni. Ne güzel bir orman. Harika. Burası kamp yapmak için harika bir yer. Ne? Kamp yapmak yasak mı? Merhaba. Merhaba. Kampçı adlı gazeteci siz misiniz? Sonunda tanınmak çok güzel bir şey. Tabii ki. Ben Şenköy Kurtarma Ekibinden Roy. Bir tane daha mı?
Sen diğerlerinden biraz daha akıllı bir şeye benziyorsun. Haberin olsun, ben bu gece burada kamp yapacağım. Kamp yapmak mı? Böyle bir şey mümkün değil. Bu kuru havalarda yangın çıkma ihtimali çok yüksek. Burada kamp yapmak yasak. Hiçbir sorun çıkmaz. Ben kamp yapma uzmanıyım. Hoşça kal. Oh, hey, durun. Burada kamp yapmanıza izin veremem. İstediğiniz kadar gezip dolaşabilirsiniz ama kamp yapmak için başka bir zaman gelmelisiniz. Ne? Sen de aynı o uçan baş belası, dırdırcı polis arabası ve her işe burnunu sokan ambulans gibisin. Bir de bundan üstüne karşıma korkunç baş belası, edepsiz yangın makinesi çıktı. Ne? Buraya seyahat etmek gerçekten berbat bir şeymiş. Çünkü kurtarma ekibi her yerde her şeyi karıştırıyorlar. Ne korkunç bir köy. Burada hiç kimse yok. Hadi kampa başlayalım. Yıldızlar, romantizm, toz. Oho. Kamp ateşi, kamp ateşi ne güzel yanıyor. Sonbahar gecesini aydınlatıyor. Karanlığı renklendirip içimi açıyor. İçimi açıyor. Kamp ateşi, kamp ateşi ne güzel yanıyor. Oh, bu koku nereden geliyor acaba? Aman tanrım. Olamaz. Ben böyle olsun istemedim. Tamam, kamçı, hadi gel. Hadi, içeri gir. Kamçı, sen burada kal. Ne olursa olsun, dışarı tamam, çıkma. Tamam. Kampçı nerede? Kampçı güvende. Harika. Hadi işe koyulalım. Bu benim en güzel hikayem olacak. Kampçı, dışarı çıkma. Beni görmezden gelin, birkaç fotoğraf çekeceğim. Kampçı, içeri gir hemen. Birkaç fotoğraf daha çekeceğim. Dikkat! Wow. Kampçı, hemen git buradan. Poli, iyi misin? Evet, iyiyim. Ama söndürmemiz gereken bir yangın var. Geri kalanını biz hallederiz. Hadi bakalım. Maalesef. Ama sen yanmadığın için çok mutluyum. İyi olduğun için mutluyuz. Hepinize teşekkür ederim. Ve çok özür dilerim. Eğer tavsiyenizi dinlemiş olsaydım, ağaçlar yanmazdı ve Poli de yaralanmazdı. Hepsi benim hatam. Ben iyiyim. Ama tabii bütün o ağaçlar tekrar büyüyene kadar oldukça uzun bir zaman geçecek. Ben çok korkunç bir hata yaptım. Bakın, bir dahaki sefere bir yere gittiğinizde gittiğiniz yere ve orada yaşayanlara biraz daha saygılı olmayı deneyin. Böylece iyi dostlarınız olur. Ve seyahatiniz çok daha eğlenceli bir hale gelir. Anlatabiliyor muyum? Doğru. Kampçı, eğer böyle yaparsan bence daha iyi bir yazar bile olabilirsin. Evet, bence haklısınız.
Bana böyle iyi bir ders verdiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Görünüşe göre Mehmet amca pencerelerini güzelce sağlamlaştırmış. Ha? Posti. Poli. Nereye gidiyorsun sen? Posta dağıtmak için dağ kulübesine doğru gidiyorum. Böyle bir havada posta mı dağıtılır? Bunun güvenli olduğundan hiç emin değilim. Lütfen postanede fırtınanın geçmesini bekle. Tamam, öyle yaparım. Daha yağmur bile başlamadı. Bunları hemen dağıtırsam başıma bir şey geleceğini sanmıyorum. Çok rüzgar var. Bu kadar zamandır nerede olduğumu çok merak etmişlerdir. Neyse, o olsun onlara. Kurtarın beni. Aa! İmdat! Bu Posti. Posti. Ah, Peli. Ah, ne oldu? Postaları dağıtmış dönüyordum ki köprünün yıkılmış olduğunu gördüm. Buradan geçmeye çalışmak çok tehlikeli olur. Güvenli bir yer bulmalıyız. Dağ kulübesine ulaşmaya çalışalım. Tamam. Posti, ne oldu sana? Artık daha fazla gidemeyeceğim. Hayır, içeri girmek zorundasın. Eğer dışarıda kalırsan fırtına seni uçurur. Yapamam. Enerjim bitti. Artı. Posti, uyan. Olamaz. Hemen bir şarj cihazı bulmalıyım. Dayan Posti. Döneceğim. Heli. Heli. Orada ne işin var senin? Acil durum Cici. Sorun nedir Heli? Posti'nin enerjisi bitti. Şu an dağ kulübesinin yanındaki yolda. Acil durum şarj istasyonu bulmaya çalışıyorum. Rüzgar çok kuvvetli. Bir tane bile göremiyorum. Heli. Sinyali kaybetti. Heli ve Posti'nin başı büyük belada. Hemen oraya gitmeniz gerek. Tamam. Posti. Posti iyi mi? Acil şarja ihtiyacı var. Poli, Amber'le ben bu işi hallederiz. Sen hemen git Haley'i ara. Tamam, siz onu içeri götürün. Merak etme. Ama o olduğunu biliyorum. Sana yerini gönderiyorum. Anlaşıldı. Güzel. Fazla uzakta değil. Çocuklar. Lütfen cevap verin. Kurtulamayacağım. Heli. Poli. Heli, dayan. Yanına geliyorum. Artık güvendeyim. Çünkü Poli geldi. İyi misin? Evet. Ama ben uçamıyorum. İyileşeceksin. Hadi buradan çıkalım. Olur. Ama ikimizi birden çekebilir misin? Tabii ki. Bana inan yeter. Tamam. Acele et. Hızla yükseliyor. Hadi. Tutun bana. Tamam. Gidiyoruz. Bir sorun mu var? Poli, iyi misin? İyiyim, iyiyim. Bir daha deneyelim. Poli! Heli, sen iyi misin? Ben iyiyim. Sen iyi misin? Harikayım. Hadi bir kere daha deneyelim. Ç-
Çok az kaldı. Yardım ister misin? Merhaba Roy. Çok iyi bir zamanlama dostum. Posti, arkadaşlar iyi olmanıza çok sevindim. Okullu, bu gece küçük sırrın ortaya çıkacak. Nasıl olur da hiçbir şey olmaz? İşte gidiyor. Vay canına. Köprünün üzerinden nasıl da geçiyor? Ah, okullu. Dikkat et. Aa, bu kadarı biraz fazla tehlikeli. Dikenli çalı yolu mu? Bir dakika. Okullu kabuslarında bunların aynını gördüğünü söylemişti. Kabuslarımda tehlikeli bir şekilde Baykuş Vadisi Köprüsü'nden geçiyorum. Ve sonra tamamen dikenlerle dolu bir yoldan geçiyorum. Sonra da doğudan bataklığın içine giriyorum. Yani sırada bataklık mı var? Okullu! Okullu! Dur! Dur okullu! Okullu! Lütfen dur! Hadi! Dur! Okullu, sen uyuyor musun? Poli, okullu bataklığa gömülmek üzere. Tamam, hızlanın çocuklar. Tamam. Uyanmadan önce okulluyu kurtarmalıyız. Amber, onu birlikte çekmemiz gerekiyor. Bizim için üçe kadar say. Tamam. Harry, biraz ışık iyi olur. Tabii ki. Herkes hazır mı? Evet. Tamam. Üç deyince çekin. Bir, iki, üç. Çekin. Çekin. Az kaldı. Hey, okullu, okullu. Sakin ol. Batıyorum. Okullu, uyan. Bu bir kabus değil. Ne? Kabus görmüyor muyum? Okullu. Amber. Bu gerçek. Seni bataklıktan çıkarmaya çalışıyoruz. Hiç anlamıyorum. Rüya gördüğümden çok emindim ama. Okullu, seni buradan çıkaracağız. Anladın mı? Sadece biraz daha dayan. Teşekkür ederim. Tamam, denedim. Roy, tekrar deneyelim. Hazır ol. Çek. Tamam. Ne? Uyur gezer mi? Evet ama uyur gezer nedir? Biri uyurken farkında olmadan kalkıp dolaşıyorsa ona uyur gezer denir. Bu olay çok fazla stres altındayken ya da yeterince dinlenmeyince ortaya çıkar okullu. Aa, kabuslarım. Rüya görmüyormuşum. Her şey gerçekten oluyormuş. Demek ki boyandaki bütün o gizemli çiziklerin nedeni buymuş. Demek ki sen her gece dışarı çıkıp oynamıyormuşsun. Gerçekte uykunda geziyormuşsun. Sence bütün bunlar ne zaman başlamış olabilir? Sanırım bir hafta önceydi. O sabah geç kalktım çünkü alarm çalmamıştı. Çocuklar benim yüzümden okula geç kalacaklardı. Ve ben de otobüs durağına doğru savrula savrula hızla yol almaya başladım. Oh! Kazadan sonra her şeyden endişelenmeye başladım. Eğer alarm doğru düzgün çalışmış olsaydı geç kalmazdım. Eğer geç kalmasaydım o kazayı yapmazdım. İşte o zaman kabus görmeye başladım. Eğer uyur gezer olmaya devam edersem ne yapacağım? Yine bataklığa düşeceğim. Daha kötüsü geç kalacağım. Endişelenme. Uyur gezerliğin çaresi var okullu. Emin misin? Eminim. Okulum. Artık alarmın kurulduğunu ve mükemmel çalıştığını biliyorsun. Bundan sonra endişelenmene gerek yok. Rahatça dinlenebilirsin. Ama ben yine de hala biraz endişeliyim. O zaman bunu dene. Kendine şunu söyle. Alarmın bozuk değil. İşime yetişmek için tam zamanında uyanacağımdan eminim.
Yani kesinlikle geç kalmayacağım. Bu doğru. Eğer aklına iyi şeyler getirirsen endişelerin kaybolur gider. Böylece geceleri güzelce dinlenebilirsin. Bunu bir dene. Tamam. Alarmımın bozuk olmadığını artık kesinlikle biliyorum. Ve işime yetişmek için tam zamanında uyanacağımdan eminim. Bu yüzden rahatça dinlenebilirim. Alarmım eminim. Okulun sonunda biraz dinlenebiliyor. Umarım harika bir rüya görür. Nehrin karşısında kaplan, kırlangıç kuyrukluların kendilerine ev yaptıkları bir yer var. Yumurtalarını oraya bırakıyorlar. Ve tırtıllar orada büyüyor. Gidip görelim. Arda! Yakaladım seni. Hayır, Cici bozuldu mu? Merak etme, bozulmadı. Hadi gidelim. Tamam. Tatam. Çok tombul. Bu kaplan kırlangıç kuyruklusunun tırtılı. Yetişkin olanlar yumurtaların üzerine yatıyor ve sonrasında tırtıllar ortaya çıkıyor. Şuraya bakın. Bir tanesi kozasında olgunlaşınca kozasından çıkacak. Evet, gerçekten harikaymış. Harika değil mi? Gerçekten öyle. Ne oldu havaya? Pekala, şuradaki mağarada bekleyebiliriz. Tamam. Bu yağmur duracak gibi değil. Bence köprü de sular altında kalmıştır. Kurtarma ekibine haber versem çok iyi olacak. Çalışmıyor mu? Acaba onu düşürdüğünde bozulmuş olabilir mi? Çalışacağına eminim. Pekala, yağmur durana kadar burada beklemek zorundayız çocuklar. Tamam. Hepsi benim suçum. Özür dilerim. Hayır, benim hatamdı. Daha sonra tamir edeceğim. Yani şimdi eve gidemeyecek miyiz? Endişelenmenize gerek yok. Kurtarma ekibi gelip bizi buradan mutlaka alacak. Emin misin? Gelecekler. Onları beklerken şarkı söylemeye ne dersiniz? Güzel fikir. Çok güzel fikir. Ben başlamak istiyorum. Neden bahsediyorsun? Sen şarkı söyleyemezsin ki. Nereden biliyorsun? Ben harika bir şarkıcıyımdır. Bakalım etrafta bir iz bulabilecek miyiz? Burada bir tane var. Buradan. Güzel. Hadi gidelim. İşte burada. İşaretler burada bitiyor, bakın. Bir küçük, iki küçük, üç küçük, bu ses nereden geliyor? Dört küçük, beş küçük, altı küçük, ses sanırım şuradan geliyor. Küçük, sekiz küçük, dokuz küçük, sincap. Hadi gidelim, hadi. Parla parla küçük yıldız, seni merak ediyorum. Harika. Harikaydın. Aferin Maya. Cici, çocuklar. Kurtulun. Buradayız. Cici. Gördünüz mü? Bizim için geldiler. Evet. Aferin sana Maya. Hayır, yapamayacağım.
Hadi Arda. Amber ve ben sana yardım etmek için buradayız. Evet, oyun alanında olduğunu düşün. Devam et. Aslında çok eğlenceli. Hadi yapabilirsin. Geliyorum. Harikaydın. Çok güzel. Düşündüğüm kadar kötü değilmiş. Olamaz. Kapalı. Acaba eve mi dönsek? Hayır. Merhaba çocuklar. Dükkanın kapalı olması sizi hayal kırıklığına uğratmış olmalı. Evet, ama siz kimsiniz acaba? Ben oyuncakları teslim edecek olan kamyonum. Ama bugün oyuncakçının kapalı olduğunu ben de unuttum. Ama eğer oyuncak almak istiyorsanız benimkilere bakabilirsiniz. Gerçekten mi? Tabii ki. Vay canına, bir sürü oyuncak var burada. İçeri girip istediğinizle oynayabilirsiniz. Teşekkürler. Durun bir dakika. Poli'nin söylediklerini unuttunuz mu? Sadece bir göz atacağız o kadar. Evet, sadece biraz bakacağız. Tamam, sadece bir dakika. Umarım çocuklar eğleniyordur. Neler oluyor? Hayır! Bayır, ne yapıyorsunuz? Bayır, çocuklar! Yardım edin bize! Dur, hemen dur! Yardım edin! Acil! Ne oldu Cici? Bıyık amca kamyon X'in şehirden 3 çocuk kaçırdığını rapor etti. Oyuncak kamyonu olarak kılık değiştirmiş ve çocuklarla birlikte rüzgar gülleri yolunda ilerliyormuş. Kurtarma ekibi hemen harekete geçin. Anlaşıldı. Ne yapabilirim? Eğer burada beklersem kamyon gittikçe uzaklaşacak. Bir şeyler yapıp onun şehirden ayrılmasını engellemeliyim. Bir dakika, buralarda kullandığım kestirme bir yol vardı. Geliyorum çocuklar. Sizi kurtaracağım, merak etmeyin. İşte geliyor. Buldum. Bu da ne böyle? Yol kapanmış. Bu yoldan gideceğim. Ne yapalım? Evet, işe yaradı. Bu yol onu doğruca tünele götürecek. Kurtarma ekibi onu orada yakalayabilir. Buraya gelin! Bıyık amca! Poli, kamyon X tünele doğru gidiyor. Acele etmelisiniz. Çabuk olun. Tamam, teşekkür ederiz bıyık amca. Heli, git ve kamyonun tam olarak nerede olduğunu öğren. Tamam. Tünele varmadan onu yakalamalıyız çocuklar. Hadi gidelim. Tamam. Çocuklar, kamyonun içinde çok dikkatli olmamız gerekiyor. Tamam. Hadi başlayalım. Anlaşıldı. Lütfen bize yardım. Sun artık tuzağıma düşecek kadar akılsızsın. Roy, kamyon tünele yaklaşmak üzere. Tamam. Dur! Ne oluyor? Kamyon X! Dur! Sen de kimsin? Bırak beni! Asla! Bırak! Dur dedim! Siz de kimsiniz? Şerköy kurtarma ekibi!
Buradan çıkma şansın yok. Dursan çok iyi edersin. Duracağımı mı sanıyorsunuz? Dikkat etseniz iyi edersiniz. Çekilseniz iyi olur çünkü sizi ezeceğim. Asla! Ben bittim. Dönen paspasımla temizlik yaparken yüzüm hep güler. Pır pır. Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Pır pır, koro seçmelerini duydun değil mi? Evet, biraz önce kaydolduk. Sen de kayıt yaptırdın mı? Hayır, henüz yaptırmadım. Hepimiz sahnede şarkı söyleyebiliriz. Sen de kesinlikle katılmalısın pır pır. Düşüneceğim. Pekala, sonra görüşürüz. Tamam, sonra görüşürüz arkadaşlar. Eğlenceli olabilir. Katılsam mı acaba? Başkalarının önünde şarkı söyleyebileceğimden emin değilim. İnsanın evi gibisi yok, ev gibisi yok. Okulunun sesi ne kadar güzelmiş. Evet. Sağ lastik içeri, sağ lastik dışarı, sağ lastik dışarı. Ve ikisini de salla. Dokuz kendi etrafında dön işte. Sağ lastik içeri, sağ lastik dışarı. Şimdi sağ lastik dışarı var. Ve ikisini de salla. Herkes çok hazırlıklı. Sanırım vazgeçmeliyim. Pırpır. Nereye gidiyorsun? Sıra sende. Hemen döneceğim. Pırpır. Ne oldu acaba? Pırpır da sıra. O nerede? Nerede o? Biraz önce buradaydı. Neden onu beklemiyoruz? Ya hepsi hala beni bekliyorsa? Geri dönsem mi? Hayır, dönemem. Aman tanrım. Beni arıyor olmalılar. Saklansam iyi olur. Henüz gelmemiş olabilir mi? Pırpır! Pırpır! Hey arkadaşlar, işte orada. Pırpır! Olamaz! Amber! Neden oradasın? Seçmelerden dolayı çok gergindim ve bu yüzden kaçtım. Ben insanların önünde şarkı söylemeye çok utanıyorum. Anlıyorum. Ama koronun bir parçası olmak istemiyor musun? Evet. Çok eğlenceli olabilir. Koroyla şarkı söylemek istiyorsan eğer cesur olman gerekir. Evet Pırpır. En azından bir dene. Evet, harika olacaksın. Hepinize teşekkür ederim. Ama artık çok geç. Seçmeler bitti. Hiç sanmıyorum. Burada da seçmelere katılabilirsin. Arkadaşlar, siz Pırpır için küçük bir sahne hazırlayın. Olur mu? Tamam. Harika! Teşekkürler arkadaşlar. Artık kendime güveniyorum. Harika. Ve Pırpır'ın şarkısını dinliyoruz. Vur vur davula vur. Devam et. Repeti popeti tapiti tapiti dam davul tertemiz. Nasıldı? Harikaydı Pırpır. Bu kadar yetenekli olduğunu bilmiyordum. Harikasın. Muhteşem. Trompet için seçilen yarışmacı Pırpır. Teşekkürler Amber. Ve davulda hıy hıy. Ziller de Taksu.
Harika. Klakson döndü. Teşekkür ederim Amber. Ve şarkıcılarımız da okullu ve postik. Çok çalışacağım. Ha, ben daha çok çalışacağım. Ve vokallerimiz Mini, Rodi, Bini, Cem ve Buldo. Yaşasın. Arkadaşlar, hepiniz Şenköy Korosu'na hoş geldiniz. Teşekkürler. Herkesin bir görevi var. Amber'den de bu beklenirdi. Arkadaşlar, ilk başarım tarihimiz ayarlandı. 2 hafta sonra ve provalarımız yarın başlıyor. Amber'i dinlerseniz her şeyin yolunda gideceğinden emin olursunuz. Çok heyecanlıyım. Ben de çok heyecanlıyım. Yaşasın, meşhur olacağız. Arkadaşlar, hadi barışın. Tekrar şarkı söyleyelim. Tamam, özür dilesin o zaman. Yüksek sesle şarkı söyleyen ben değilim. Öyle mi? Aa, üzgünüm Amber ama okullu ile şarkı söyleyebileceğimi sanmıyorum. Güle güle. Posti. Ben de seninle şarkı söylemem. Ama arkadaşlar beni dinleyin. Berbat oldu. Pırpır, Posti, Dök hepsi benim arkadaşım. Aa, harika görünüyor. Ben vuracağım. Asla. Ha, ben çalacağım. Topu benim. Hayır. Dur takso. Durun. Hayır. Sahneyi mahvediyorsunuz. Ne yapacağız şimdi? Hemen gidelim buradan. Bekle. Nereye gidiyorsun? Olamaz. Pepe. Burada ne oldu söylesene. Roy, ben enstrümanları toplarken sen de sahneyi tamir et, tamam mı? Tamam. Siz ikiniz neden barışıp sahneyi paylaşmıyorsunuz? Sahne berbat oldu. Hayır. Holly ve Roy şu an tamir ediyor. Rahatladım. Gelecek misiniz? Evet. Başarım gerçekten bizim yüzümüzden mi iptal edildi? Amber hayal kırıklığına uğradı ve vazgeçti. Posti, çok özür dilerim. Hadi gidip şarkı söyleyelim. Hayır, ben özür dilemeliyim. Çok özür dilerim. Yaşasın. Şimdi barıştınız değil mi? Evet. Sahne hazırdır. Harika. Arkadaşlar. Biz geldik. Hoş geldiniz. Şimdi Amber'i bulmamız gerekiyor. Hepimiz gerçekten çok çalışmıştık. Her şey yolunda gidebilirdi. Provalar çok eğlenceliydi. Amber, sahneye gelebilir misin lütfen? Ne oluyor Polly? Geldiğinde görürsün. Tamam geliyorum. Hepiniz burada mıydınız? Hoş geldin Amber. Amber, canını sıktığım için çok özür dilerim. Ben de. Biz de davul yüzünden bir daha kavga etmeyeceğiz. Evet, hadi gülümse. Gülümse Amber. Teşekkür ederim arkadaşlar. Şimdi asla vazgeçmeyeceğim ve bir araya geldiğiniz için teşekkür ederim. Sizi seviyorum. Bir şey. Pekala. Hadi seyircimize harika bir başarım sergilemek için hazırlanalım. Tamam. Arkadaşlarım iyi olurum ve
Harika. Benim hayatım boyunca izlediğim en güzel başarı buydu. Evet. Bravo. Harika. Lütfen dikkat Şenköy sakinleri. Kurtarma ekibi olarak enerji sorunu yaşadığımızı tespit ettik. Lütfen kriz geçip her şey normale dönene kadar mümkün olduğunca az enerji kullanarak bizlerle işbirliğinde olun. Hey. Her zaman enerji sıkıntısı olduğunu söylerler ama hiçbir şey olmaz. Ama hır. Ya gerçekten elektrik sıkıntısı varsa? O zaman hareket edemeyiz. Tamam Takso, endişelenme. Asla böyle bir şey olmayacak. Ay. Aa, makine durdu. Ne? Aa, ışıklar söndü. Neden oldu acaba? Hır. Yardım et bize. Buradayım arkadaşlar. Hır, yardım et. Burada sıkışıp kaldık. Neler oluyor arkadaşlar? Çok kötü. Şimdi ne yapacağız? Böyle ne yapacağız? Ne oldu? Enerjim kalmadı. Artık ilerleyemiyorum. Olamaz. Posti'ye çalışabilmesi için yardım ettim. Endişelenme. Ben iyiyim. İyi olacağına emin misin peki? İyi olacağım. Siz devam edin. Rüzgar güllerini halledin. Amber haklı. Dikkatli ol Amber. Geri döneceğiz. Bol şans. Hepsi yanlış yöne bakıyor. Hepsini kendimiz döndüreceğiz. Heli, yapabilir misin? Evet, yapabilirim. Heli, iyi misin? İyi hissetmiyorum, gücüm azalıyor. Roy, enerjimizi Heli'ye vermemiz gerek. Haklısın. Hayır olmaz. Sonra siz hareket edemezsiniz. Başka bir plan düşünmeye zamanımız yok ki. Yapmalıyız. Heli, yapabilir misin? Evet. Deneyeceğim. Tamam. Heli, rüzgar geliyor. Anlaşıldı. Başardın. Başardın.
Yaşasın! İşte geldi! Hele iyi iş çıkardın. Yaşasın! Çalıştı! Rüzgar gülleri dönüyor! Ahmet! Merhaba arkadaşlar! Ne güzel bir orman! Harika! Burası kamp yapmak için harika bir yer. Ne? Kamp yapmak yasak mı? Merhaba. Merhaba, Kampçı adlı gazeteci siz misiniz? Sonunda tanınmak çok güzel bir şey. Tabii ki. Ben Şenköy Kurtarma Ekibinden Roy. Bir tane daha mı? Sen diğerlerinden biraz daha akıllı bir şeye benziyorsun. Haberin olsun, ben bu gece burada kamp yapacağım. Kamp yapmak mı? Böyle bir şey mümkün değil. Bu kuru havalarda yangın çıkma ihtimali çok yüksek. Burada kamp yapmak yasak. Hiçbir sorun çıkmaz. Ben kamp yapma uzmanıyım. Hoşça kal. Hey, durun. Burada kamp yapmanıza izin veremem. İstediğiniz kadar gezip dolaşabilirsiniz ama kamp yapmak için başka bir zaman gelmelisiniz. Ne? Sen de aynı o uçan baş belası, dırdırcı polis arabası ve her işe burnunu sokan ambulans gibisin. Bir de bunların üstüne karşıma korkunç baş belası, edepsiz yangın makinesi çıktı. Ne? Buraya seyahat etmek gerçekten berbat bir şeymiş. Çünkü kurtarma ekibi her yerde her şeyi karıştırıyorlar. Ne korkunç bir köy. Burada hiç kimse yok. Hadi kampa başlayalım. Yıldızlar, romantizm, toz. Kamp ateşi, kamp ateşi ne güzel yanıyor. Sonbahar gecesini aydınlatıyor. Karanlığı renklendirip içimi açıyor. İçimi açıyor. Kamp ateşi, kamp ateşi ne güzel yanıyor. Bu koku nereden geliyor acaba? Aman tanrım. Olamaz. Ben böyle olsun istemedim. Tamam, kamçı, hadi gel. Hadi, içeri gir. Kamçı, sen burada kal. Ne olursa olsun, dışarı tamam, çıkma. Tamam. Kampçı nerede? Kampçı güvende. Harika. Hadi işe koyulalım. Bu benim en güzel hikayem olacak. Kampçı, dışarı çıkma. Beni görmezden gelin, birkaç fotoğraf çekeceğim. Kampçı, içeri gir hemen. Birkaç fotoğraf daha çekeceğim. Dikkat! Wow. Kampçı, hemen git buradan. Poli, iyi misin? Evet, iyiyim. Ama söndürmemiz gereken bir yangın var. Geri kalanını biz hallederiz. Hadi bakalım. Ukulelem biraz yanmış maalesef. Ama sen yanmadığın için çok mutluyum.
İyi olduğun için mutluyuz. Hepinize teşekkür ederim. Ve çok özür dilerim. Eğer tavsiyenizi dinlemiş olsaydım ağaçlar yanmazdı ve Poli de yaralanmazdı. Hepsi benim hatam. Ben iyiyim. Ama tabii bütün o ağaçlar tekrar büyüyene kadar oldukça uzun bir zaman geçecek. Yoo, ben çok korkunç bir hata yaptım. Bakın, bir dahaki sefere bir yere gittiğinizde gittiğiniz yere ve orada yaşayanlara biraz daha saygılı olmayı deneyin. Böylece iyi dostlarınız olur. Ve seyahatiniz çok daha eğlenceli bir hale gelir. Anlatabiliyor muyum? Doğru. Kampçı, eğer böyle yaparsan bence daha iyi bir yazar bile olabilirsin. Evet, bence haklısınız. Bana böyle iyi bir ders verdiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Görünüşe göre Mehmet amca pencerelerini güzelce sağlamlaştırmış. Ha? Posty! Poli! Nereye gidiyorsun sen? Posta dağıtmak için dağ kulübesine doğru gidiyorum. Böyle bir havada posta mı dağıtılır? Bunun güvenli olduğundan hiç emin değilim. Lütfen postanede fırtınanın geçmesini bekle. Tamam, öyle yaparım. Daha yağmur bile başlamadı. Bunları hemen dağıtırsam başıma bir şey geleceğini sanmıyorum. Çok rüzgar var. Bu kadar zamandır nerede olduğumu çok merak etmişlerdir. Neyse, o olsun onlara. Kurtarın beni. İmdat! Bu Posty. Posty. Ah, Peli. Ah, ne oldu? Postaları dağıtmış dönüyordum ki köprünün yıkılmış olduğunu gördüm. Buradan geçmeye çalışmak çok tehlikeli olur. Güvenli bir yer bulmalıyız. Dağ kulübesine ulaşmaya çalışalım. Tamam. Posty, ne oldu sana? Artık daha fazla gidemeyeceğim. Hayır, içeri girmek zorundasın. Eğer dışarıda kalırsan fırtına seni uçurur. Yapamam. Enerjim bitti. Artı. Posty, uyan. Olamaz. Hemen bir şarj cihazı bulmalıyım. Dayan Posty. Döneceğim. Heli. Heli. Orada ne işin var senin? Acil durum Cici. Sorun nedir Heli? Posty'nin enerjisi bitti. Şu an dağ kulübesinin yanındaki yolda. Acil durum şarj istasyonu bulmaya çalışıyorum. Rüzgar çok kuvvetli. Bir tane bile göremiyorum. Heli! Sinyali kaybetti. Heli ve Posty'nin başı büyük belada. Hemen oraya gitmeniz gerek. Tamam. Posty! Posty iyi mi? Acil şarja ihtiyacı var. Poli, Amber'le ben bu işi hallederiz. Sen hemen git Haley'i ara. Tamam, siz onu içeri götürün. Merak etme. Ama o olduğunu biliyorum. Sana yerini gönderiyorum. Anlaşıldı. Güzel. Fazla uzakta değil. Çocuklar. Lütfen cevap verin. Kurtulamayacağım. Heli. Poli. Heli, dayan. Yanına geliyorum. Artık güvendeyim. Çünkü Poli geldi. İyi misin? Evet. Ama ben uçamıyorum. İyileşeceksin. Hadi buradan çıkalım. Olur. Ama ikimizi birden çekebilir misin? Tabii ki. Bana inan yeter. Tamam. Acele et. Hızla yükseliyor. Hadi. Tutun bana. Tamam. Gidiyoruz.
Bir sorun mu var? Poli, iyi misin? İyiyim, iyiyim. Bir daha deneyelim. Helin, sen iyi misin? Ben iyiyim. Sen iyi misin? Harikayım. Hadi bir kere daha deneyelim. Ha? Çok az kaldı. Yardım ister misin? Merhaba Roy. Çok iyi bir zamanlama dostum. Posti, arkadaşlar, iyi olmanıza çok sevindim. Evet. Olamaz, kapalı. Acaba eve mi dönsek? Hayır. Merhaba çocuklar. Dükkanın kapalı olması sizi hayal kırıklığına uğratmış olmalı. Evet, ama siz kimsiniz acaba? Ben oyuncakları teslim edecek olan kamyonum. Ama bugün oyuncakçının kapalı olduğunu ben de unuttum. Ama eğer oyuncak almak istiyorsanız benimkilere bakabilirsiniz. Gerçekten mi? Tabii ki. Vay canına, bir sürü oyuncak var burada. İçeri girip istediğinizle oynayabilirsiniz. Teşekkürler. Durun bir dakika. Poli'ye söylediklerini unuttunuz mu? Sadece bir göz atacağız o kadar. Evet, sadece biraz bakacağız. Tamam, sadece bir dakika. Umarım çocuklar eğleniyordur. Neler oluyor? Hayır! Bayım, ne yapıyorsunuz? Hayır, çocuklar! Yardım edin lütfen! Yardım edin bize! Dur, hemen dur! Ne oldu Cici? Bıyık amca kamyon X'in şehirden 3 çocuk kaçırdığını rapor etti. Oyuncak kamyonu olarak kılık değiştirmiş ve çocuklarla birlikte rüzgar gülleri yolunda ilerliyormuş. Kurtarma ekibi hemen harekete geçin. Anlaşıldı. Ne yapabilirim? Eğer burada beklersem kamyon gittikçe uzaklaşacak. Bir şeyler yapıp onun şehirden ayrılmasını engellemeliyim. Bir dakika, buralarda kullandığım kestirme bir yol vardı. Geliyorum çocuklar. Sizi kurtaracağım, merak etmeyin. İşte geliyor. Buldum. Bu da ne böyle? Yol kapanmış. Bu yoldan gideceğim. Ne yapalım? Evet, işe yaradı. Bu yol onu doğruca tünele götürecek. Kurtarma ekibi onu orada yakalayabilir. Buraya gelin. Bıyık amca. Poli, kamyon X tünele doğru gidiyor. Acele etmelisiniz. Çabuk olun. Tamam, teşekkür ederiz Bıyık amca. Heli, git ve kamyonun tam olarak nerede olduğunu öğren. Tamam. Tünele varmadan onu yakalamalıyız çocuklar. Hadi gidelim. Tamam. Çocuklar, kamyonun içinde çok dikkatli olmamız gerekiyor. Tamam. Hadi başlayalım. Anlaşıldı. Lütfen bize yardım edin. Sun artık. Tuzağıma düşecek kadar akılsızsın. Roy,
kamyon tünele yaklaşmak üzere. Tamam. Dur! Ne oluyor? Kamyon X! Dur! Sen de kimsin? Bırak beni! Asla! Bırak! Dur dedim! Siz de kimsiniz? Şenköy kurtarma ekibi! Buradan çıkma şansın yok. Dursan çok iyi edersin. Duracağımı mı sanıyorsunuz? Dikkat etseniz iyi edersiniz. Çekilseniz iyi olur çünkü sizi ezeceğim. Asla! Ben bittim. Dur! Yapabiliyorsan durdur. Burası sis oldu. Yolun sonu. Yardım et bakayım. Mark. Çok korkunç. Oh. Ha? Bu sinyal de ne böyle? Ha? Cici, dinliyorum. Bir sorunumuz var. Batı bölgesinden bir imdat çağrısı aldım. Ha? Orada yardıma ihtiyacı olan biri var. Koordinatları yolluyorum. Gidip kontrol edebilir misiniz? Sorun değil. Hemen oraya gideceğiz. Onu duydunuz. Biri ormandan imdat çağrısı göndermiş. Neler olduğunu anlar anlamaz kaçak avcıların peşinden gideceğiz. Tamam. Buralarda olmalı. Ha? Ne olmuş? Ah, çocuklar, çabuk buraya gelin. Uçurumdan aşağı düşmüşler. Heli ile inip durumu kontrol edeceğim. Siz burada bekleyin. Tamam. Tamam. Hazır mısın? Gidelim. Hareket etmiyorlar değil mi? Hayır, acele edelim. Ha? Onlar mı? Biri sarı ve parlaktı. Sanırım bir tür çekiciydi. Ha. Diğeri ise daha güçlüydü, turuncuydu ve kafası kırmızıydı. Aa evet, arkasında yedek lastiği vardı. Poli bekle. Ne oldu? Dikkat et, sanırım kaçak avcılar bunlar. Neden öyle söylüyorsun? Ormanda tanıştığım aracın verdiği tasvire uyuyorlar. Ne? Bir bak, belki bir tür kanat bulabilirsin. Daha fazla tuzak. Biliyordum. Onları bulduk. Gitmelerine izin verme. Ormanda tanıştığım adam çok tehlikeli olduklarını söylemişti. Tehlikeli olsalar bile yine de onları uçurumun diğer tarafına taşımamız gerekiyor. Amber ve Roy'a hazır olmalarını söyle. Tamam. Hazır. Hadi Roy. Tamam. Nasıl görünüyorlar? Uçurumdan aşağı uçmak gerçekten kötü bir şey olmalı ama görünüşleri oldukça iyi. Sanki aksiyonun alışkın gibiler. Şimdi ne olacak? Onları ana merkeze götürmeliyiz. Ne bekliyorsunuz? Hadi gösterin bakalım. Tabii. Umarım bize inanırsınız. Biz dağ kurtarma ekibiyiz. Ben Mark. Ben Bucky. Size inanıyorum.
özür dileriz. Emin olmak zorundaydık. Tabii ki. Biz de aynı şeyi yapardık. Siz bizi kurtardınız çocuklar. Evet. Ve farklı bir kurtarma ekibiyle çalışmak her zaman çok havalıdır. Buna sevindik. Peki ormandaki araç kimdi? Ne demek istiyorsun? Ormanda aradığımız kaçak avcıların size benzediğini söyleyen bir araçla tanışmıştım. Sanırım aradığınız kaçak avcı Poacher'dı. Poacher mı? Başından beri onun peşindeydik. Onun yüzünden kaza yaptık. O gerçekten çok kötü. Öyle mi? Köyün etrafında dolaşması fikri hiç hoşuma gitmedi. Haklısın. Gerçekten göz önünde tutmak isteyeceğiniz biridir. Sorun şu ki o tahmin edilemez biri ve önüne geçmek zor. Yanlış anlaşılma için kötü hissetmeyin sakın. Bizi de aptal yerine koymuştur. Oh, batırdım. Yanımdaydı ve sonra kaçmayı başardı. Bu yeniden olmayacak. Bir sonraki sefer ona karşı hazırlıklı olacağım. Arkadaşlar hadi barışın. Tekrar şarkı söyleyelim. Tamam. Özür dilesin o zaman. Yüksek sesle şarkı söyleyen ben değilim. Öyle mi? Üzgünüm Amber ama okullu ile şarkı söyleyebileceğimi sanmıyorum. Güle güle. Posti. Ben de seninle şarkı söylemem. Ama arkadaşlar beni dinleyin. Berbat oldu. Pırpır, Posti, Dök hepsi benim arkadaşım. Harika görünüyor. Ben vuracağım. Asla. Ben çalacağım. Topu benim. Hayır. Dur takso. Durun. Hayır. Sahneyi mahvediyorsunuz. Ne yapacağız şimdi? Hemen gidelim buradan. Bekle. Nereye gidiyorsun? Olamaz. Pepe. Amber. Burada ne oldu söylesene. Roy, ben enstrümanları toplarken sen de sahneyi tamir et, tamam mı? Tamam. Siz ikiniz neden barışıp sahneyi paylaşmıyorsunuz? Sahne berbat oldu. Hayır. Holly ve Roy şu an tamir ediyor. Rahatladım. Gelecek misiniz? Evet. Başarım gerçekten bizim yüzümüzden mi iptal edildi? Amber hayal kırıklığına uğradı ve vazgeçti. Posti, çok özür dilerim. Hadi gidip şarkı söyleyelim. Hayır, ben özür dilemeliyim. Çok özür dilerim. Yaşasın. Şimdi barıştınız değil mi? Evet. Sahne hazırdır. Harika. Arkadaşlar. Biz geldik. Hoş geldiniz. Şimdi Amber'i bulmamız gerekiyor. Hepimiz gerçekten çok çalışmıştık. Her şey yolunda gidebilirdi. Provalar çok eğlenceliydi. Amber, sahneye gelebilir misin lütfen? Ne oluyor Polly? Geldiğinde görürsün. Tamam geliyorum. Hepiniz burada mıydınız? Hoş geldin Amber. Amber, canını sıktığım için çok özür dilerim. Ben de. Biz de davul yüzünden bir daha kavga etmeyeceğiz. Evet, hadi gülümse. Gülümse Amber. Teşekkür ederim arkadaşlar. Şimdi asla vazgeçmeyeceğim ve bir araya geldiğiniz için teşekkür ederim. Sizi seviyorum. Bir şey. Pekala. Hadi seyircimize harika bir başarım sergilemek için hazırlanalım. Tamam. Thank you.
bal. Bal 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 bal. Arkadaşlarım Lipo, Uru, Nedir, Takso, Cici ve Heli de arkadaşım. Amber, Roy ve Poli de öyle. Hepimiz iyi arkadaşız. Hepimiz iyi arkadaşız. Harika. Benim hayatım boyunca izlediğim en güzel başarım buydu. Evet. Bravo. Evet, harika. Evet. Lütfen dikkat Şenköy sakinleri. Kurtarma ekibi olarak enerji sorunu yaşadığımızı tespit ettik. Lütfen kriz geçip her şey normale dönene kadar mümkün olduğunca az enerji kullanarak bizlerle işbirliğinde olun. Hey. Her zaman enerji sıkıntısı olduğunu söylerler ama hiçbir şey olmaz. Ama hır. Ya gerçekten elektrik sıkıntısı varsa? O zaman hareket edemeyiz. Tamam Takso, endişelenme. Asla böyle bir şey olmayacak. Ay. Aa, makine durdu. Ne? Aa, ışıklar söndü. Neden oldu acaba? Hır. Yardım et bize. Buradayım arkadaşlar. Hır, yardım et. Burada sıkışıp kaldık. Neler oluyor arkadaşlar? Çok kötü. Şimdi ne yapacağız? Böyle ne yapacağız? Ne oldu? Enerjim kalmadı. Artık ilerleyemiyorum. Olamaz. Posti'ye çalışabilmesi için yardım ettim. Endişelenme. Ben iyiyim. İyi olacağına emin misin peki? İyi olacağım. Siz devam edin. Rüzgar güllerini halledin. Amber haklı. Dikkatli ol Amber. Geri döneceğiz. Bol şans. Hepsi yanlış yöne bakıyor. Hepsini kendimiz döndüreceğiz. Heli, yapabilir misin? Evet, yapabilirim. Heli, iyi misin? İyi hissetmiyorum, gücüm azalıyor. Roy, enerjimizi Heli'ye vermemiz gerek. Haklısın. Hayır olmaz. Sonra siz hareket edemezsiniz. Başka bir plan düşünmeye zamanımız yok ki. Yapmalıyız. Heli, yapabilir misin? Evet. Deneyeceğim. Tamam. Heli, rüzgar geliyor. Anlaşıldı. Hadi. Hepsi tamam.
yanlış yaptım herhalde. Başardın. Yaşasın. İşte geldi. Hele iyi iş çıkardın. Yaşasın. Çalıştı. Rüzgar gülleri dönüyor. Ahmet. Merhaba arkadaşlar. Sence Şenköy kurtarma ekibiyle çalışmak iyi bir fikir miydi? Daha birkaç saat önce bize inanmıyorlardı. Haklı sebepleri vardı. Onlarla çalışmanın en iyi şey olmadığı konusunda hemfikirim dostum. Bizim yüzümüzden kimsenin incinmesini istemem. Eminim Poacher bu nehir yatağını takip etmiştir. Ha? Bekle, bir şey gördüm. Kontrol edeceğim. Poacher buradan geçmiş. Önden gideceğim. Arkamda kal Baki. Tamam. İzler burada sona eriyor, baksana. Hey, Mark. Hı? Orada. Ha. Mağaranın girişinde bir tür tuzak var. Gördün mü? Bu kesin Poacher'ın işi. Ha. Tamam, hazır mısın? Evet. Zavallı ufaklık. Endişelenme, seni buradan kurtaracağız. Poacher, seni yakalayana dek bekle bizi. Eli, bir şey görüyor musun? Henüz değil. Ha? Orada, Poli. Poacher ormana giriş yaptı. Gözünü ondan ayırma. Hemen geliyoruz. Poacher, hemen dur. Tabii, duruyorum. Şunu alın bakalım. Evet. Dikkat edin çocuklar. Roy, iyi misiniz? Bizi merak etme. Sen Poacher'la ilgilen. Tamam. Haley, benimle kal. Tamam. Dur Poacher. Sinir bozucu böcek. Artık pes et. Dağ kurtarma ekibi de senin peşinde. O iki acemi mi? Onların hakkından geleli çok oldu. Aynı bu şekilde. Poli, dikkat et. Uçurumun sonuna geliyorsun. Sıkı tutun. Yukarı çekeceğim. Artık güvendesin. Poli, iyisin. Evet, Baki sayesinde. Siz olmasaydınız Poli uçurumdan uçacaktı. Hayatımı kurtardınız. Teşekkür ederim. Önemli değil. Şimdi ne yapacağız? Roy ve Amber iyi değil ve Poacher da kaçtı. Evet, Poacher'ın nerede olduğunu biliyor olabiliriz. Ne? Neden bize söylemediniz? Poacher'ı kendi başımıza yakalayabiliriz diye düşünmüştük. Evet, başınızı derde sokmak istemedik aslında. Görünüşe göre haklıymışım. Haley, her şey yolunda. Pekala, yerini bildiğinize göre artık gidip Poacher'ı yakalayalım. İşte burası. Geri geldiğini sanmıyorum. Nereden biliyorsun peki? Göstereyim. Mağaranın içine bir sensör yerleştirdim. Böylece Poacher gelince haberimiz olacak. Vay, gelişmiş teknoloji. Ha? Poacher geliyor. Herkes hazır olsun. Tamam. Şimdi Poli. Poacher. Kim o? Evet, neredesin? Tam arkandayım. Pes et Poacher. Bırak beni. Uzun zaman oldu Poacher. Masum hayvanlara zarar veriyorsun. Senin bile bu kadar alçalacağını düşünemezdim. Bu zavallı iplerle beni tutabileceğinizi mi zannediyorsunuz? Çocuklar! Mark, Baki, Poli! Dayanın! Bizi merak etme. Gidip Poacher'ı bul. Beni asla yakalayamazlar. O kadar emin olma. Şansın sona erdi dostum. Ve sabrımızda. Roy, Amber. Harika zamanlama çocuklar. Çekil yolumdan.
Hadi, kiminle uğraştığını bilmiyorsun. Hadi ama. Neden pes etmiyorsun? Zaten bu şekilde fazla uzağa gidemezsin. Öyle mi diyorsun? Hey! Poçe! Yardım edin. Sanırım poğaça kendi tuzağına düştü. Arka tekerlerim sıkıştı. Kurtarın beni. Okullu, bu gece küçük sırrın ortaya çıkacak. Nasıl olur da hiçbir şey olmaz? İşte gidiyor. Vay canına. Köprünün üzerinden nasıl da geçiyor. Okullu. Dikkat et. Bu kadarı biraz fazla tehlikeli. Dikenli çalı yolu mu? Bir dakika. Okulluk kabuslarında bunların aynını gördüğünü söylemişti. Kabuslarımda tehlikeli bir şekilde Baykuş Vadisi Köprüsü'nden geçiyorum. Ve sonra tamamen dikenlerle dolu bir yoldan geçiyorum. Sonra da doğudan bataklığın içine giriyorum. Yani sırada bataklık mı var? Okullu! Okullu! Dur! Dur okullu! Okullu! Lütfen dur! Hadi! Dur! Okullu, sen uyuyor musun? Poli, okullu bataklığa gömülmek üzere. Tamam, hızlanın çocuklar. Tamam. Uyanmadan önce okulluyu kurtarmalıyız. Amber, onu birlikte çekmemiz gerekiyor. Bizim için üçe kadar say. Tamam. Haley, biraz ışık iyi olur. Tabii ki. Herkes hazır mı? Evet. Tamam. Üç deyince çekin. Bir, iki, üç. Çekin. Çekin. Az kaldı. Hey, okullu. Okullu, sakin ol. Bakıyorum. Okullu, uyan. Bu bir kabus değil. Ne? Kabus görmüyor muyum? Okullu. Amber. Bu gerçek. Seni bataklıktan çıkarmaya çalışıyoruz. Hiç anlamıyorum. Rüya gördüğümden çok emindim ama. Okullu, seni buradan çıkaracağız. Anladın mı? Sadece biraz daha dayan. Teşekkür ederim. Tamam, denerim. Roy, tekrar deneyelim. Hazır ol. Çek. Tamam. Ne? Uyur gezer mi? Evet ama uyur gezer nedir? Biri uyurken farkında olmadan kalkıp dolaşıyorsa ona uyur gezer denir. Bu olay çok fazla stres altındayken ya da yeterince dinlenmeyince ortaya çıkar okullu. Kabuslarım. Rüya görmüyormuşum. Her şey gerçekten oluyormuş. Demek ki boyandaki bütün o gizemli çiziklerin nedeni buymuş. Demek ki sen her gece dışarı çıkıp oynamıyormuşsun. Gerçekte uykunda geziyormuşsun. Sence bütün bunlar ne zaman başlamış olabilir? Sanırım bir hafta önceydi. O sabah geç kalktım çünkü alarm çalmamıştı. Çocuklar benim yüzümden okula geç kalacaklardı. Ve ben de otobüs durağına doğru savrula savrula hızla yol almaya başladım. Kazadan sonra her şeyden endişelenmeye başladım. Eğer alarm doğru düzgün çalışmış olsaydı geç kalmazdım. Eğer geç kalmasaydım o kazayı yapmazdım. İşte o zaman kabus görmeye başladım. Eğer uyur gezer olmaya devam edersem ne yapacağım? Yine bataklığa düşeceğim. Daha kötüsü geç kalacağım. Endişelenme. Uyur gezerliğin çaresi var okullu. Emin misin? Eminim. Okullu. Artık alarmın kurulduğunu ve mükemmel çalıştığını biliyorsun. Bundan sonra endişelenmene gerek yok. Rahatça dinlenebilirsin. Ama ben yine de hala biraz endişeliyim. O zaman bunu dene.
Kendine şunu söyle, alarmım bozuk değil. İşime yetişmek için tam zamanında uyanacağımdan eminim. Yani kesinlikle geç kalmayacağım. Bu doğru. Eğer aklına iyi şeyler getirirsen endişelerin kaybolur gider. Böylece geceleri güzelce dinlenebilirsin. Bunu bir dene. Tamam. Alarmımın bozuk olmadığını artık kesinlikle biliyorum. Ve işime yetişmek için tam zamanında uyanacağımdan eminim. Bu yüzden rahatça dinlenebilirim. Alarmım, eminim. Okulun sonunda biraz dinlenebiliyor. Umarım harika bir rüya görür. Nehrin karşısında kaplan, kırlangıç kuyrukluların kendilerine ev yaptıkları bir yer var. Yumurtalarını oraya bırakıyorlar. Ve tırtıllar orada büyüyor. Gidip görelim. Arda! Yakaladım seni. Hayır, cici bozuldu mu? Merak etme, bozulmadı. Hadi gidelim. Tamam. Tatam. Çok tatlı. Bu kaplan kırlangıç kuyruklusunun tırtılı. Yetişkin olanlar yumurtaların üzerine yatıyor ve sonrasında tırtıllar ortaya çıkıyor. Şuraya bakın. Bir tanesi kozasında olgunlaşınca kozasından çıkacak. Evet, gerçekten harikaymış. Harika değil mi? Gerçekten öyle. Ne oldu havaya? Pekala. Şuradaki mağarada bekleyebiliriz. Tamam. Bu yağmur duracak gibi değil. Bence köprü de sular altında kalmıştır. Kurtarma ekibine haber versem çok iyi olacak. Çalışmıyor mu? Acaba onu düşürdüğünde bozulmuş olabilir mi? Çalışacağına eminim. Pekala, yağmur durana kadar burada beklemek zorundayız çocuklar. Tamam. Hepsi benim suçum. Özür dilerim. Hayır, benim hatamdı. Daha sonra tamir edeceğim. Yani şimdi eve gidemeyecek miyiz? Endişelenmenize gerek yok. Kurtarma ekibi gelip bizi buradan mutlaka alacak. Emin misin? Gelecekler. Onları beklerken şarkı söylemeye ne dersiniz? Güzel fikir. Çok güzel fikir. Ben başlamak istiyorum. Neden bahsediyorsun? Sen şarkı söyleyemezsin ki. Nereden biliyorsun? Ben harika bir şarkıcıyımdır. Bakalım etrafta bir iz bulabilecek miyiz? Burada bir tane var. Buradan. Güzel. Hadi gidelim. İşte burada. İşaretler burada bitiyor, bakın. Bir küçük, iki küçük, üç küçük, bu ses nereden geliyor? Küçük, beş küçük, altı küçük, ses sanırım şuradan geliyor. Küçük, sekiz küçük, dokuz küçük, sincap. Hadi gidelim, hadi. Parla parla küçük yıldız, seni merak ediyorum. Harika. Harikaydın. Aferin Maya. Cici! Çocuklar! Kurtulun! Buradayız. Cici! Gördünüz mü? Bizim için geldiler. Evet. Aa!
Aferin sana Maya. Hayır, yapamayacağım. Hadi Arda. Amber ve ben sana yardım etmek için buradayız. Evet, oyun alanında olduğunu düşün. Devam et. Aslında çok eğlenceli. Hadi yapabilirsin. Geliyorum. Harikaydın. Çok güzel. Düşündüğüm kadar kötü değilmiş. Dönen paspasımla temizlik yaparken yüzüm hep güler. Pır pır. Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Pır pır. Koro seçmelerini duydun değil mi? Evet, biraz önce kaydolduk. Sen de kayıt yaptırdın mı? Hayır, henüz yaptırmadım. Hepimiz sahnede şarkı söyleyebiliriz. Sen de kesinlikle katılmalısın pır pır. Düşüneceğim. Pekala, sonra görüşürüz. Tamam, sonra görüşürüz arkadaşlar. Eğlenceli olabilir. Katılsam mı acaba? Başkalarının önünde şarkı söyleyebileceğimden emin değilim. İnsanın evi gibisi yok, ev gibisi. Okulunun sesi ne kadar güzelmiş. Evet. Solastik içeri, solastik dışarı, solastik dışarı ve ikisini de salla. Dokuz dokuz ve kendi etrafında dön işte. Solastik içeri, solastik dışarı, solastik dışarı ve ikisini de salla. Herkes çok hazırlıklı. Sanırım vazgeçmeliyim. Pırpır, nereye gidiyorsun? Sıra sende. Hemen döneceğim. Pırpır. Ne oldu acaba? Pırpır da sıra. O nerede? Nerede o? Biraz önce buradaydı. Neden onu beklemiyoruz? Ya hepsi hala beni bekliyorsa? Geri dönsem mi? Hayır, dönemem. Aman tanrım. Beni arıyor olmalılar. Saklansam iyi olur. Henüz gelmemiş olabilir mi? Pırpır! Pırpır! Hey arkadaşlar, işte orada. Pırpır! Olamaz! Amber! Neden oradasın? Seçmelerden dolayı çok gergindim ve bu yüzden kaçtım. Ben insanların önünde şarkı söylemeye çok utanıyorum. Anlıyorum. Ama koronun bir parçası olmak istemiyor musun? Evet. Çok eğlenceli olabilir. Koroyla şarkı söylemek istiyorsan eğer cesur olman gerekir. Evet Pırpır. En azından bir dene. Evet, harika olacaksın. Hepinize teşekkür ederim. Ama artık çok geç. Seçmeler bitti. Hiç sanmıyorum. Burada da seçmelere katılabilirsin. Arkadaşlar, siz Pırpır için küçük bir sahne hazırlayın. Olur mu? Tamam. Harika. Teşekkürler arkadaşlar. Artık kendime güveniyorum. Harika. Ve Pırpır'ın şarkısını dinliyoruz. Vur vur davula vur. Devam et. Repeti popeti tapeti tapeti dam davul tertemiz. Nasıldı? Harikaydı Pırpır. Bu kadar yetenekli olduğunu bilmiyordum. Harikasın. Muhteşem. Trompet için seçilen yarışmacı Pırpır. Teşekkürler Amber. Ve davulda hey hey. Zillerde Takson. Harika. Takson da dö.
Teşekkür ederim Amber. Ve şarkıcılarımız da okullu ve posti. Çok çalışacağım. Ben daha çok çalışacağım. Ve vokallerimiz Mini, Rodi, Bini, Cem ve Buldo. Yaşasın. Arkadaşlar, hepiniz Şenköy Korosu'na hoş geldiniz. Teşekkürler. Herkesin bir görevi var. Amber'den de bu beklenirdi. Arkadaşlar, ilk başarım tarihimiz ayarlandı. 2 hafta sonra ve provalarımız yarın başlıyor. Amber'i dinlerseniz her şeyin yolunda gideceğinden emin olursunuz. Çok heyecanlıyım. Ben de çok heyecanlıyım. Yaşasın, meşhur olacağız. Olamaz, kapalı. Acaba eve mi dönsek? Hayır. Merhaba çocuklar. Dükkanın kapalı olması sizi hayal kırıklığına uğratmış olmalı. Evet, ama siz kimsiniz acaba? Ben oyuncakları teslim edecek olan kamyonum. Ama bugün oyuncakçının kapalı olduğunu ben de unuttum. Ama eğer oyuncak almak istiyorsanız benimkilere bakabilirsiniz. Gerçekten mi? Tabii ki. Vay canına, bir sürü oyuncak var burada. İçeri girip istediğinizle oynayabilirsiniz. Teşekkürler. Durun bir dakika. Poli'nin söylediklerini unuttunuz mu? Sadece bir göz atacağız o kadar. Evet, sadece biraz bakacağız. Tamam, sadece bir dakika. Umarım çocuklar eğleniyordur. Neler oluyor? Hayır! Bayım, ne yapıyorsunuz? Hayır, çocuklar! Yardım edin bize! Dur, hemen dur! Yardım edin! Acil! Ne oldu Cici? Bıyık amca kamyon X'in şehirden 3 çocuk kaçırdığını rapor etti. Oyuncak kamyonu olarak kılık değiştirmiş ve çocuklarla birlikte rüzgar gülleri yolunda ilerliyormuş. Kurtarma ekibi hemen harekete geçin. Anlaşıldı. Ne yapabilirim? Eğer burada beklersem kamyon gittikçe uzaklaşacak. Bir şeyler yapıp onun şehirden ayrılmasını engellemeliyim. Bir dakika, buralarda kullandığım kestirme bir yol vardı. Geliyorum çocuklar. Sizi kurtaracağım, merak etmeyin. İşte geliyor. Buldum. Bu da ne böyle? Yol kapanmış, bu yoldan gideceğim. Ne yapalım? Evet, işe yaradı. Bu yol onu doğruca tünele götürecek. Kurtarma ekibi onu orada yakalayabilir. Buraya gelin! Bıyık amca! Poli, kamyon X tünele doğru gidiyor. Acele etmelisiniz, çabuk olun. Tamam, teşekkür ederiz Bıyık amca. Harry, git ve kamyonun tam olarak nerede olduğunu öğren. Tamam. Tünele varmadan onu yakalamalıyız çocuklar. Hadi gidelim. Tamam. Çocuklar, kamyonun içinde çok dikkatli olmamız gerekiyor. Tamam. Hadi başlayalım. Anlaşıldı. Lütfen bize yardım edin. Susun artık. Tuzağıma düşecek kadar akılsızsınız. Roy, kamyon tünele yaklaşmak üzere. Tamam. Ah!
Zor! Ne oluyor? Kamyon X! Dur! Sen de kimsin? Bırak beni! Asla! Bırak! Dur dedim! Siz de kimsiniz? Şenköy kurtarma ekibi! Buradan çıkma şansın yok. Dursan çok iyi edersin. Duracağımı mı sanıyorsunuz? Dikkat etseniz iyi edersiniz. Çekilseniz iyi olur çünkü sizi ezeceğim. Asla! Ben bittim. Ne güzel bir orman. Harika. Burası kamp yapmak için harika bir yer. Ne? Kamp yapmak yasak mı? Merhaba. Merhaba, Kampçı adlı gazeteci siz misiniz? Sonunda tanınmak çok güzel bir şey. Tabii ki. Ben Şenköy Kurtarma Ekibi'nden Rol. Bir tane daha mı? Sen diğerlerinden biraz daha akıllı bir şeye benziyorsun. Haberin olsun, ben bu gece burada kamp yapacağım. Kamp yapmak mı? Böyle bir şey mümkün değil. Bu kuru havalarda yangın çıkma ihtimali çok yüksek. Burada kamp yapmak yasak. Hiçbir sorun çıkmaz. Ben kamp yapma uzmanıyım. Hoşça kal. Hey, durun. Burada kamp yapmanıza izin veremem. İstediğiniz kadar gezip dolaşabilirsiniz ama kamp yapmak için başka bir zaman gelmelisiniz. Ne? Sen de aynı o uçan baş belası, dırdırcı polis arabası ve her işe burnunu sokan ambulans gibisin. Bir de bunların üstüne karşıma korkunç baş belası, edepsiz yangın makinesi çıktı. Ne? Buraya seyahat etmek gerçekten berbat bir şeymiş. Çünkü kurtarma ekibi her yerde her şeyi karıştırıyorlar. Ne korkunç bir köy. Burada hiç kimse yok. Hadi kampa başlayalım. Yıldızlar, romantizm, toz. Kamp ateşi, kamp ateşi ne güzel yanıyor. Sonbahar gecesini aydınlatıyor. Karanlığı renklendirip içimi açıyor. İçimi açıyor. Kamp ateşi, kamp ateşi ne güzel yanıyor. Bu koku nereden geliyor acaba? Aman tanrım. Olamaz. Ben böyle olsun istemedim. Tamam, Kamçı, hadi gel. Hadi, içeri gir. Kamçı, sen burada kal. Ne olursa olsun, dışarı tamam, çıkma. Tamam. Kampçı nerede? Kampçı güvende. Harika. Hadi işe koyulalım. Bu benim en güzel hikayem olacak. Kampçı, dışarı çıkma. Beni görmezden gelin, birkaç fotoğraf çekeceğim. Kampçı, içeri gir hemen. Birkaç fotoğraf daha çekeceğim. Dikkat! Kampçı, hemen git buradan.
Poli, iyi misin? Evet, iyiyim. Ama söndürmemiz gereken bir yangın var. Geri kalanını biz hallederiz. Hadi bakalım. Aa, ukulelem biraz yanmış maalesef. Ama sen yanmadığın için çok mutluyum. İyi olduğun için mutluyuz. Hepinize teşekkür ederim. Ve çok özür dilerim. Eğer tavsiyenizi dinlemiş olsaydım, ağaçlar yanmazdı ve Poli de yaralanmazdı. Hepsi benim hatam. Ben iyiyim. Ama tabii bütün o ağaçlar tekrar büyüyene kadar oldukça uzun bir zaman geçecek. Yoo, ben çok korkunç bir hata yaptım. Bakın, bir dahaki sefere bir yere gittiğinizde, gittiğiniz yere ve orada yaşayanlara biraz daha saygılı olmayı deneyin. Böylece iyi dostlarınız olur. Ve seyahatiniz çok daha eğlenceli bir hale gelir. Anlatabiliyor muyum? Doğru. Kampçı, eğer böyle yaparsan bence daha iyi bir yazar bile olabilirsin. Evet, bence haklısınız. Bana böyle iyi bir ders verdiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Görünüşe göre Mehmet amca pencerelerini güzelce sağlamlaştırmış. Ha? Posty! Poli! Nereye gidiyorsun sen? Posta dağıtmak için dağ kulübesine doğru gidiyorum. Böyle bir havada posta mı dağıtılır? Bunun güvenli olduğundan hiç emin değilim. Lütfen postanede fırtınanın geçmesini bekle. Tamam, öyle yaparım. Daha yağmur bile başlamadı. Bunları hemen dağıtırsam başıma bir şey geleceğini sanmıyorum. Çok rüzgar var. Bu kadar zamandır nerede olduğumu çok merak etmişlerdir. Neyse, o olsun onlara. İmdat! Bu Posty! Posty! Ah, Heli! Ne oldu? Postaları dağıtmış dönüyordum ki köprünün yıkılmış olduğunu gördüm. Buradan geçmeye çalışmak çok tehlikeli olur. Güvenli bir yer bulmalıyız. Dağ kulübesine ulaşmaya çalışalım. Tamam. Posty, ne oldu sana? Artık daha fazla gidemeyeceğim. Hayır, içeri girmek zorundasın. Eğer dışarıda kalırsan fırtına seni uçurur. Yapamam. Enerjim bitti. Posty, uyan. Olamaz. Hemen bir şarj cihazı bulmalıyım. Dayan Posty. Döneceğim. Heli. Orada ne işin var senin? Acil durum Cici. Sorun nedir Heli? Posty'nin enerjisi bitti. Şu an dağ kulübesinin yanındaki yolda. Acil durum şarj istasyonu bulmaya çalışıyorum. Rüzgar çok kuvvetli. Bir tane bile göremiyorum. Heli! Sinyali kaybetti. Heli ve Posty'nin başı büyük belada. Hemen oraya gitmeniz gerek. Tamam. Posty iyi mi? Acil şarja ihtiyacı var. Poli, Amber'le ben bu işi hallederiz. Sen hemen git Haley'i ara. Tamam, siz onu içeri götürün. Merak etme. Çok kuvvetli değil ama o olduğunu biliyorum. Sana yerini gönderiyorum. Anlaşıldı. Güzel. Fazla uzakta değil. Çocuklar! Lütfen cevap verin. Kurtulamayacağım. Heli! Poli! Heli, dayan! Yanına geliyorum.
Aa, artık güvendeyim. Çünkü Polly geldi. İyi misin? Evet, ama ben uçamıyorum. İyileşeceksin. Aa. Hadi buradan çıkalım. Olur, ama ikimizi birden çekebilir misin? Tabii ki. Bana inan yeter. Tamam. Acele et. Hızla yükseliyor. Hadi. Tutun bana. Tamam. Gidiyoruz. Bir sorun mu var? Polly, iyi misin? İyiyim, iyiyim. Bir daha deneyelim. Hey, sen iyi misin? Ben iyiyim. Sen iyi misin? Harikayım. Hadi bir kere daha deneyelim. Çok az kaldı. Yardım ister misin? Merhaba Roy. Çok iyi bir zamanlama dostum. Posti, arkadaşlar, iyi olmanıza çok sevindim. Evet. Dur! Yapabiliyorsan dur, dur. Burası sis oldu. Yolun sonu. Yardım et bakayım. Mark. Çok korkunç. Oh. Ha? Bu sinyal de ne böyle? Ha? Cici, dinliyorum. Bir sorunumuz var. Batı bölgesinden bir imdat çağrısı aldım. Ha? Orada yardıma ihtiyacı olan biri var. Koordinatları yolluyorum. Gidip kontrol edebilir misiniz? Sorun değil. Hemen oraya gideceğiz. Onu duydunuz. Biri ormandan imdat çağrısı göndermiş. Neler olduğunu anlar anlamaz kaçak avcıların peşinden gideceğiz. Tamam. Buralarda olmalı. Ha? Ne olmuş? Ah, çocuklar, çabuk buraya gelin. Uçurumdan aşağı düşmüşler. Heli ile inip durumu kontrol edeceğim. Siz burada bekleyin. Tamam. Tamam. Hazır mısın? Gidelim. Hareket etmiyorlar değil mi? Hayır, acele edelim. Ha? Onlar mı? Biri sarı ve parlaktı. Sanırım bir tür çekiciydi. Ha. Diğeri ise daha güçlüydü, turuncuydu ve kafası kırmızıydı. Aa evet, arkasında yedek lastiği vardı. Polly bekle. Ne oldu? Dikkat et. Sanırım kaçak avcılar bunlar. Neden öyle söylüyorsun? Ormanda tanıştığım aracın verdiği tasvire uyuyorlar. Ne? Bir bak. Belki bir tür kanıt bulabilirsin. Daha fazla tuzak. Biliyordum. Onları bulduk. Gitmelerine izin verme. Ormanda tanıştığım adam çok tehlikeli olduklarını söylemişti. Tehlikeli olsalar bile yine de onları uçurumun diğer tarafına taşımamız gerekiyor. Amber ve Roy'a hazır olmalarını söyle. Tamam. Hazır. Hadi Roy. Tamam. Nasıl görünüyorlar? Uçurumdan aşağı uçmak gerçekten kötü bir şey olmalı ama görünüşleri oldukça iyi. Sanki aksiyona alışkın gibiler. Şimdi ne olacak?
Onları ana merkeze götürmeliyiz. Ne bekliyorsunuz? Hadi gösterin bakalım. Tabii. Umarım bize inanırsınız. Biz dağ kurtarma ekibiyiz. Ben Mark. Ben Bucky. Size inanıyorum. Özür dileriz. Emin olmak zorundaydık. Tabii ki. Biz de aynı şeyi yapardık. Siz bizi kurtardınız çocuklar. Evet. Ve farklı bir kurtarma ekibiyle çalışmak her zaman çok havalıdır. Buna sevindik. Peki ormandaki araç kimdi? Ne demek istiyorsun? Ormanda aradığımız kaçak avcıların size benzediğini söyleyen bir araçla tanışmıştım. Sanırım aradığınız kaçak avcı Poacher'dı. Poacher mı? Başından beri onun peşindeydik. Onun yüzünden kaza yaptık. O gerçekten çok kötü. Öyle mi? Köyün etrafında dolaşması fikri hiç hoşuma gitmedi. Haklısın. Gerçekten göz önünde tutmak isteyeceğiniz biridir. Sorun şu ki o tahmin edilemez biri ve önüne geçmek zor. Yanlış anlaşılma için kötü hissetmeyin sakın. Bizi de aptal yerine koymuştur. Batırdım. Yanımdaydı ve sonra kaçmayı başardı. Bu yeniden olmayacak. Bir sonraki sefer ona karşı hazırlıklı olacağım. Lütfen dikkat Şenköy sakinleri. Kurtarma ekibi olarak enerji sorunu yaşadığımızı tespit ettik. Lütfen kriz geçip her şey normale dönene kadar mümkün olduğunca az enerji kullanarak bizlerle işbirliğinde olun. Hey! Her zaman enerji sıkıntısı olduğunu söylerler ama hiçbir şey olmaz. Ama hır. Ya gerçekten elektrik sıkıntısı varsa? O zaman hareket edemeyiz. Tamam Takso, endişelenme. Asla böyle bir şey olmayacak. Ay. Makine durdu. Ne? Işıklar söndü. Neden oldu acaba? Hır. Yardım et bize. Buradayım arkadaşlar. Hır, yardım et. Burada sıkışıp kaldık. Neler oluyor arkadaşlar? Çok kötü. Şimdi ne yapacağız? Böyle ne yapacağız? Ne oldu? Enerjim kalmadı. Artık ilerleyemiyorum. Olamaz. Posti'ye çalışabilmesi için yardım ettim. Endişelenme. Ben iyiyim. İyi olacağına emin misin peki? İyi olacağım. Siz devam edin. Rüzgar güllerini halledin. Amber haklı. Dikkatli ol Amber. Geri döneceğiz. Bol şans. Hepsi yanlış yöne bakıyor. Hepsini kendimiz döndüreceğiz. Heli, yapabilir misin? Evet, yapabilirim. Heli, iyi misin? İyi hissettim.
yapmıyorum, ha? Gücüm azalıyor. Roy, enerjimizi Heli'ye vermemiz gerek. Haklısın. Hayır, olmaz. Sonra siz hareket edemezsiniz. Başka bir plan düşünmeye zamanımız yok ki. Yapmalıyız. Heli, yapabilir misin? Evet, deneyeceğim. Tamam. Heli, rüzgar geliyor. Anlaşıldı. Yaptım herhalde. Başardın. Yaşasın. İşte geldi. Heli, iyi iş çıkardın. Yaşasın. Çalıştı. Rüzgar gülleri dönüyor. Ahmet. Merhaba arkadaşlar. Dönen paspasımla temizlik yaparken yüzüm hep güler. Pır pır. Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Pır pır. Koro seçmelerini duydun değil mi? Evet, biraz önce kaydolduk. Sen de kayıt yaptırdın mı? Hayır, henüz yaptırmadım. Hepimiz sahnede şarkı söyleyebiliriz. Sen de kesinlikle katılmalısın pır pır. Düşüneceğim. Pekala, sonra görüşürüz. Tamam. Sonra görüşürüz arkadaşlar. Eğlenceli olabilir. Katılsam mı acaba? Başkalarının önünde şarkı söyleyebileceğimden emin değilim. İnsanın evi gibisi yok, ev gibisi. Okulunun sesi ne kadar güzelmiş. Evet. Sağ lastik içeri, sağ lastik dışarı, sağ lastik dışarı. Ve ikisini de salla. Dokuz dokuz ve kendi etrafında dön işte. Sağ lastik içeri, sağ lastik dışarı, sağ lastik dışarı. Ve ikisini de salla. Herkes çok hazırlıklı. Sanırım vazgeçmeliyim. Pırpır. Nereye gidiyorsun? Sıra sende. Hemen döneceğim. Pırpır. Ne oldu acaba? Pırpır da sıra. O nerede? Nerede o? Biraz önce buradaydı. Neden onu beklemiyoruz? Ya hepsi hala beni bekliyorsa? Geri dönsem mi? Hayır, dönemem. Aman tanrım. Beni arıyor olmalılar. Saklansam iyi olur. Henüz gelmemiş olabilir mi? Pırpır! Pırpır! Hey arkadaşlar, işte orada. Pırpır! Olamaz! Amber! Neden oradasın? Seçmelerden dolayı çok gergindim ve bu yüzden kaçtım. Ben insanların önünde şarkı söylemeye çok utanıyorum. Anlıyorum. Ama koronun bir parçası olmak istemiyor musun? Evet. Çok eğlenceli olabilir. Koroyla şarkı söylemek istiyorsan eğer cesur olman gerekir. Evet Pırpır. En azından bir dene. Evet, harika olacaksın. Hepinize teşekkür ederim. Ama artık çok geç. Seçmeler bitti. Hiç sanmıyorum. Burada da seçmelere katılabilirsin. Arkadaşlar, siz Pırpır için küçük bir sahne hazırlayın. Olur mu? Tamam. Tamam.
Teşekkürler arkadaşlar. Artık kendime güveniyorum. Harika. Ve Pırpır'ın şarkısını dinliyoruz. Vur vur davula vur, devam et. Repeti popeti tapiti tapiti dam davul tertemiz. Nasıldı? Harikaydı Pırpır. Bu kadar yetenekli olduğunu bilmiyordum. Harikasın. Muhteşem. Trompet için seçilen yarışmacı Pırpır. Oh, teşekkürler Amber. Ve davulda hey hey. Zillerde Takso. Harika. Takso'nda da. Teşekkür ederim Amber. Ve şarkıcılarımız da Okullu ve Posti. Çok çalışacağım. Ben daha çok çalışacağım. Ve vokallerimiz Mini, Rodi, Bini, Cem ve Buldo. Yaşasın. Arkadaşlar, hepiniz Şenköy Korosu'na hoş geldiniz. Teşekkürler Amber. Herkesin bir görevi var. Amber'den de bu beklenirdi. Arkadaşlar, ilk başarım tarihimiz ayarlandı. 2 hafta sonra ve provalarımız yarın başlıyor. Amber'i dinlerseniz her şeyin yolunda gideceğinden emin olursunuz. Çok heyecanlıyım. Ben de çok heyecanlıyım. Yaşasın, meşhur olacağız. Okullu, bu gece küçük sırrın ortaya çıkacak. Nasıl olur da hiçbir şey olmaz? İşte gidiyor. Vay canına, köprünün üzerinden nasıl da geçiyor. Ah, Okullu, dikkat et. Ah, bu kadarı biraz fazla tehlikeli. Dikenli çalı yolu mu? Bir dakika, Okullu kabuslarında bunların aynını gördüğünü söylemişti. Kabuslarımda tehlikeli bir şekilde Baykuş Vadisi Köprüsü'nden geçiyorum. Ve sonra tamamen dikenlerle dolu bir yoldan geçiyorum. Sonra da doğudan bataklığın içine giriyorum. Yani sırada bataklık mı var? Okullu! Okullu! Dur! Dur Okullu! Okullu! Lütfen dur! Hadi! Dur! Okullu! Uyuyor musun? Poli, Okullu bataklığa gömülmek üzere. Tamam, hızlanın çocuklar. Tamam. Uyanmadan önce Okullu'yu kurtarmalıyız. Amber, onu birlikte çekmemiz gerekiyor. Bizim için 3'e kadar say. Tamam. Harry, biraz ışık iyi olur. Tabii ki. Herkes hazır mı? Evet. Tamam. 3 deyince çekin. 1, 2, 3. Çekin. Çekin. Az kaldı. Hey, Okullu. Okullu, sakin ol. Aman diyorum. Okullu, uyan. Bu bir kabus değil. Ne? Kabus görmüyor muyum? Okullu. Amber. Bu gerçek. Seni bataklıktan çıkarmaya çalışıyoruz. Hiç anlamıyorum. Rüya gördüğümden çok emindim ama. Okullu, seni buradan çıkaracağız. Anladın mı? Sadece biraz daha dayan. Teşekkür ederim. Tamam denedim. Roy, tekrar deneyelim. Hazır ol. Çek. Tamam. Ne? Uyur gezer mi? Evet ama uyur gezer nedir? Biri uyurken farkında olmadan kalkıp dolaşıyorsa ona uyur gezer denir. Bu olay çok fazla stres altındayken ya da yeterince dinlenmeyince ortaya çıkar Okullu. Aa, kabuslarım. Rüya görmüyormuşum. Her şey gerçekten oluyormuş. Demek ki boyandaki bütün o gizemli çiziklerin nedeni buymuş. Demek ki sen her gece dışarı çıkıp oynamıyormuşsun. Gerçekte uykunda geziyormuşsun.
Sence bütün bunlar ne zaman başlamış olabilir? Sanırım bir hafta önceydi. O sabah geç kalktım çünkü alarm çalmamıştı. Çocuklar benim yüzümden okula geç kalacaklardı. Ve ben de otobüs durağına doğru savrula savrula hızla yol almaya başladım. Oh! Kazadan sonra her şeyden endişelenmeye başladım. Eğer alarm doğru düzgün çalışmış olsaydı geç kalmazdım. Eğer geç kalmasaydım o kazayı yapmazdım. İşte o zaman kabus görmeye başladım. Eğer uyur gezer olmaya devam edersem ne yapacağım? Yine bataklığa düşeceğim. Daha kötüsü geç kalacağım. Endişelenme. Uyur gezerliğin çaresi var okullu. Emin misin? Eminim. Okullum. Artık alarmın kurulduğunu ve mükemmel çalıştığını biliyorsun. Bundan sonra endişelenmene gerek yok. Rahatça dinlenebilirsin. Ama ben yine de hala biraz endişeliyim. O zaman bunu dene. Kendine şunu söyle. Alarmım bozuk değil. İşime yetişmek için tam zamanında uyanacağımdan eminim. Yani kesinlikle geç kalmayacağım. Bu doğru. Eğer aklına iyi şeyler getirirsen endişelerin kaybolur gider. Böylece geceleri güzelce dinlenebilirsin. Bunu bir dene. Tamam. Alarmımın bozuk olmadığını artık kesinlikle biliyorum. Ve işime yetişmek için tam zamanında uyanacağımdan eminim. Bu yüzden rahatça dinlenebilirim. Alarmım, eminim. Okulun sonunda biraz dinlenebiliyor. Umarım harika bir rüya görür. Nehrin karşısında kaplan, kırlangıç kuyrukluların kendilerine ev yaptıkları bir yer var. Yumurtalarını oraya bırakıyorlar. Ve tırtıllar orada büyüyor. Gidip görelim. Arda! Yakaladım seni. Hayır, cici bozuldu mu? Merak etme. Bozulmadı. Hadi gidelim. Tamam. Tatam. Çok tombul. Bu kaplan kırlangıç kuyruklusunun tırtılı. Yetişkin olanlar yumurtaların üzerine yatıyor ve sonrasında tırtıllar ortaya çıkıyor. Şuraya bakın. Bir tanesi kozasında olgunlaşınca kozasından çıkacak. Evet, gerçekten harikaymış. Harika değil mi? Gerçekten öyle. Ne oldu havaya? Pekala. Şuradaki mağarada bekleyebiliriz. Tamam. Bu yağmur duracak gibi değil. Bence köprü de sular altında kalmıştır. Kurtarma ekibine haber versem çok iyi olacak. Çalışmıyor mu? Acaba onu düşürdüğünde bozulmuş olabilir mi? Çalışacağına eminim. Pekala. Yağmur durana kadar burada beklemek zorundayız çocuklar. Tamam. Hepsi benim suçum. Özür dilerim. Hayır. Benim hatamdı. Daha sonra tamir edeceğim. Yani şimdi eve gidemeyecek miyiz? Endişelenmenize gerek yok. Kurtarma ekibi gelip bizi buradan mutlaka alacak. Emin misin? Gelecekler. Onları beklerken şarkı söylemeye ne dersiniz? Güzel fikir. Çok güzel fikir. Ben başlamak istiyorum. Neden bahsediyorsun? Sen şarkı söyleyemezsin ki. Nereden biliyorsun? Ben harika bir şarkıcıyımdır. Bakalım etrafta bir iz bulabilecek miyiz? Burada bir tane var. Buradan. Güzel. Hadi gidelim. İşte burada.
İşaretler burada bitiyor, bakın. Bir küçük, iki ha? Küçük, üç küçük. Bu ses nereden geliyor? Dört küçük, beş küçük, altı küçük. Ses sanırım şuradan geliyor. Küçük, sekiz küçük, dokuz küçük sincap. Hadi gidelim, hadi. Parla parla küçük yıldız, seni merak ediyorum. Harika. Harikaydın. Aferin Maya. Cici çocuklar. Kurtulun. Buradayız. Cici. Gördünüz mü? Bizim için geldiler. Evet. Aferin sana Maya. Hayır, yapamayacağım. Hadi Arda. Amber ve ben sana yardım etmek için buradayız. Evet, oyun alanında olduğunu düşün. Devam et. Aslında çok eğlenceli. Hadi yapabilirsin. Geliyorum. Harikaydın, çok güzel. Düşündüğüm kadar kötü değilmiş. Arkadaşlar hadi barışın. Tekrar şarkı söyleyelim. Tamam. Özür dilesin o zaman. Yüksek sesle şarkı söyleyen ben değilim. Öyle mi? Üzgünüm Amber ama okullu ile şarkı söyleyebileceğimi sanmıyorum. Güle güle. Posti. Ben de seninle şarkı söylemem. Ama arkadaşlar beni dinleyin. Berbat oldu. Pırpır, Posti, Dök, hepsi benim arkadaşım. Harika görünüyor. Ben vuracağım. Asla. Ben çalacağım. Topu benim. Hayır. Dur takso. Durun. Hayır. Sahneyi mahvediyorsunuz. Ne yapacağız şimdi? Hemen gidelim buradan. Bekle, nereye gidiyorsun? Olamaz. Pepe. Amber. Burada ne oldu söylesene. Roy, ben enstrümanları toplarken sen de sahneyi tamir et, tamam mı? Tamam. Siz ikiniz neden barışıp sahneyi paylaşmıyorsunuz? Sahne berbat oldu. Hayır. Holly ve Roy şu an tamir ediyor. Rahatladım. Gelecek misiniz? Evet. Başarım gerçekten bizim yüzümüzden mi iptal edildi? Amber hayal kırıklığına uğradı ve vazgeçti. Posti, çok özür dilerim. Hadi gidip şarkı söyleyelim. Hayır, ben özür dilemeliyim. Çok özür dilerim. Yaşasın. Şimdi barıştınız değil mi? Evet. Sahne hazırdır. Harika. Arkadaşlar. Biz geldik. Hoş geldiniz. Şimdi Amber'i bulmamız gerekiyor. Hepimiz gerçekten çok çalışmıştık. Her şey yolunda gidebilirdi. Provalar çok eğlenceliydi. Amber, sahneye gelebilir misin lütfen? Ne oluyor Polly? Geldiğinde görürsün. Tamam geliyorum. Hepiniz burada mıydınız? Hoş geldin Amber. Amber, canını sıktığım için çok özür dilerim. Ben de. Biz de davul yüzünden bir daha kavga etmeyeceğiz. Evet, hadi gülümse. Gülümse Amber. Teşekkür ederim arkadaşlar. Şimdi asla vazgeçmeyeceğim ve bir araya geldiğiniz için teşekkür ederim. Sizi seviyorum. Bişi. Pekala, hadi seyircimize harika bir başarım sergilemek için hazırlanalım. Tamam. Arkadaşlarım okullu Posti ve
Harika. Evet, benim hayatım boyunca izlediğim en güzel başarı buydu. Evet. Bravo. Harika. Sence Şenköy'ü kurtarma ekibiyle çalışmak iyi bir fikir miydi? Daha birkaç saat önce bize inanmıyorlardı. Haklı sebepleri vardı. Onlarla çalışmanın en iyi şey olmadığı konusunda hemfikirim dostum. Bizim yüzümüzden kimsenin incinmesini istemem. Eminim Poacher bu nehir yatağını takip etmiştir. Ha? Bekle, bir şey gördüm. Kontrol edeceğim. Poacher buradan geçmiş. Önden gideceğim. Arkamda kal Baki. Tamam. İzler burada sona eriyor, baksana. Hey, Mark. Hı? Orada. Ha, mağaranın girişinde bir tür tuzak var. Gördün mü? Bu kesin Poacher'ın işi. Ha. Tamam, hazır mısın? Evet. Zavallı ufaklık. Endişelenme, seni buradan kurtaracağız. Poacher, seni yakalayana dek bekle bizi. Ellie, bir şey görüyor musun? Henüz değil. Ha? Orada. Polly, Poacher ormana giriş yaptı. Gözünü ondan ayırma. Hemen geliyoruz. Poacher, hemen dur. Tabii, duruyorum. Şunu alın bakalım. Evet. Dikkat edin çocuklar. Roy, iyi misiniz? Bizi merak etme. Sen Poacher'la ilgilen. Tamam. Ellie, benimle kal. Tamam. Dur Poacher. Sinir bozucu böcek. Artık pes et. Daha kurtarma ekibi de senin peşinde. O iki acemi mi? Onların hakkından geleli çok oldu. Aynı bu şekilde. Polly, dikkat et. Uçurumun sonuna geliyorsun. Sıkı tutun. Yukarı çekeceğim. Artık güvendesin. Polly, iyisin. Evet, Baki sayesinde. Siz olmasaydınız Polly uçurumdan uçacaktı. Hayatımı kurtardınız. Teşekkür ederim. Önemli değil. Şimdi ne yapacağız? Roy ve Amber iyi değil ve Poacher da kaçtı. Evet, Poacher'ın nerede olduğunu biliyor olabiliriz. Ne? Neden bize söylemediniz? Poacher'ı kendi başımıza yakalayabiliriz diye düşünmüştük. Evet, başınızı derde sokmak istemedik aslında. Görünüşe göre haklıymışım. Ellie, her şey yolunda. Pekala, yerini bildiğinize göre artık gidip Poacher'ı yakalayalım. İşte burası. Geri geldiğini sanmıyorum. Nereden biliyorsun peki? Göstereyim. Mağaranın içine bir sensör yerleştirdim. Böylece Poacher gelince haberimiz olacak. Vay, gelişmiş teknoloji. Ha? Poacher geliyor. Herkes hazır olsun. Tamam. Şimdi Polly. Poacher. Kim o? Evet, neredesin? Tam arkandayım. Pes et Poacher. Bırak beni. Uzun zaman oldu Poacher.
Masum hayvanlara zarar veriyorsun. Senin bile bu kadar alçalacağını düşünemezdim. Bu zavallı iplerle beni tutabileceğinizi mi zannediyorsunuz? Çocuklar! Dur! Bucky! Dolly! Dayanın! Bizi merak etme. Gidip o çığırı bul. Beni asla yakalayamazlar. O kadar emin olma. Şansın sona erdi dostum. Ve sabrımızda. Roy, Amber. Harika zamanlama çocuklar. Çekil yolumdan. Hadi. Kiminle uğraştığını bilmiyorsun. Hadi ama. Neden pes etmiyorsun? Zaten bu şekilde fazla uzağa gidemezsin. Öyle mi diyorsun? Hey! Poçe! Yardım edin. Sanırım poçam kendi tuzağına düştü. Arka tekerlerim sıkıştı. Kurtarın beni.